Aynen, ya yeni geldim olsun. Zaten iki gün oldu. Ya iki gün olmadı bile, bir buçuk gün hatta. Nasıl geçti biraz, çok çocuk özlemi, çocuğunuz? Aynen, güzel geçti. Çocuklarımı çok özlemiştim. Havaalanına geldiler, beni orada karşıladılar. Sonra Uludağ'a tatile gittiler babalarıyla birlikte. Sömestri tatili ya. Siz gitmediniz tatile. Ben gitmedim, babalarıyla gitti onlar. Babaannesi, dedesi hep birlikte gittiler. Çok kısa, yağmur yağıyor ama nasıl geçti oradaki macera, Survivor macerası? Ya aslında benim için güzel, kısa ama güzel bir anı oldu. En azından hayatımdaki bazı şeylerin değerini anlamam için güzel bir anı oldu. Ne gibi değerler? Ya her şey, sevdiklerimi, ailemi, çocuklarımı, yatağımı, evimi, yemek yemeyi. O kadar çok ki, yatağımı, her şeyi. Oradaki şartlar gerçekten tabii ki çok ağırdı, ağırdı. Ve buraya geldiğiniz zaman artık daha hani her şeyin derini anlıyorsunuz. Acayip bir yer orası. Bir okul gibi baktığınız zaman acayip bir yer. Peki ilk geldiğinizde çocuklarınızı gördünüz, neler hissettiniz? Ya zaten ikisi üstüme doğru koştular zaten. Koşturdular zaten üzerime doğru. Çok mutlu olduk. Ama ertesi günü tabii Uludağ'a gitmeleri benim için kötü oldu. Ama yapılmış bir programdı. Ama en azından onları gördüm, hasret giderdim. Bir arada uyuduk. Yani çocukların haricinde en özlem duyduğunuz şey neydi? Yani sevdiklerim, arkadaşlarım, beni seven insanlar. Gerçekten çevremde beni ne kadar çok seven insan olduğunu gördüm. Çevremde beni ne kadar çok destekleyen kişiler olduğunu gördüm. Gerçekten bazı şeyler parayla, pulla hiçbir şeyle ölçülemiyor. Yani manevi değerler çok başka bir şey. Yani geldiğimde o sevgi selini gördüğüm zaman, ya aynı kandan olmana gerek yok bazı şeyler için. Yani çok güzeldi. Çocukları gördüğünüz için şu an çok mutlu olduğunuzu biz de konuşmanızdan hissediyoruz. Ya evet, çocuklarımı acayip özlemişim. Her gün, her gece yatağa, ya orada yatak da yok, yerde yattığımda. çocuklarımı acayip büyük özlemle duyup her gün bir gözyaşı aktı. Yani keşke yanımda onlar olsaydı dedim. Biz koyun koyun uyuduk zaten ilk gün. Ve öyle de uyumaya devam edeceğiz. Bu röportaj da Survivor şartları gibi oldu şu aynen anda. Aynen öyle oldu. Biz yağmurda, çamurda, güneşte, her türlü soğukta, her türlü orada yarıştık. Şu an aynen Survivor şartları gibi oldu. Peki son olarak gittiniz, kısa bir Survivor macera. Hayatınızda değişiklik oldu mu? Ne gibi değişiklikler oldu? Daha çok yeni geldim. En azından hayatımdaki, yaşadığım hayatın değerini anladım. Ya yemek yemenin, sevdiklerimin, dediğim gibi biraz önce de anlattım. Yani her şeyin değerini daha çok bileceğim artık. Peki. Var mı? Çocukları galiba Kaan Bey'e bıraktınız gitmeden önce. Evet. Kendisiyle konuşma fırsatınız oldu mu? Tekrar geri döndüğünde aldınız da çocukları hani. Ya çocuklarımla konuşma fırsatım oldu. Keyifleri Kaan yerindeydi. Kaan Bey'le görüşme olmadı. Keyifleri yerindeydi çocuklarımın. Kaan Bey sizi destekledi mi peki orada? O kadar bilemiyorum. O kadar konuşmadım. Hiç konuşmadınız hayır, mı Kaan Bey? Gerçekten hiç konuşmadım. Şey hayır, konuşmadım. Mesela siz mi bıraktınız kendiniz yoksa şoförünüz falan mı bıraktı teslim ettiniz? Hayır, çocuklarım zaten istedikleri zaman babalarına gidebiliyorlar. Yine o şekilde ayarlandı. Zaten pazar günü geliyorlar. O pazartesinden itibaren normal düzenimize geri dönüyoruz. Kaan Bey'le biz görüştüğümüz zaman, soru sorduğumuz zaman, sizinle ilgili de sorduğumuz zaman kesinlikle hiçbir cevap vermiyor. Genel olarak o, genel olarak genelde konuşmuyor. O, boş verin zaten. Bizi sevmiyor galiba. Bilemem. Biz ona hayranız ama. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kırmadınız bizi. Çok merci. Çok sağ olun. Islak ıslak. Nasıl evet, olacak? Islak ıslak.